Evet dedem, Isparta Gönen'de bulunan Yunus Emre Türbesi'ne ilişkin neler söylemek istersiniz? Yunus Emre'nin hakkında bildiğim şunlar. Yunus Emre'nin Yunus Köyü'nde, Eskişehir'de bir zamanlar kıtlık olmuş. Duymuş ki Hacı Bektaşi Veli'nin yoksullara yardım ettiğini, öküz kanısını koşar, Hacı Bektaş'ın yolunu tutar. Giderken boş gitmeyeyim hediye olsun diye alıç ağaçlarından alıç toplar, onları da götürür, varır Hacı Bektaş'a. Selamun aleyküm. Ben yardım istemeye geldim, köyümüzde kıtlık var. Ne istersin der, işte zahire. Zahire mi, himmet mi, zahire mi? Himmet mi, zahire mi diye bunu üç kez sorar. Üçünde de zahire ister. Himmet bizim şeyimizi doyurmaz diyor, karnımızı. Zahire isteyince ambarcılara, müritlerine der, götürün ambara. Ne kadar götürebileceğse kanısı verin der. Yüklerler. Hacı Bektaş'tan çıkar çıkmaz düşünüyor. Giderken himmet mi, nasip mi, himmet nasip mi? Ya bugüne götürdüğüm zahire biter belki de. Nasip belki de bitmez der. Döner gerisin geri Hacı Bektaş'a. Pirim, ben himmet istiyorum, zahire istemiyorum der. Hacı Bektaş, o himmetin anahtarını Tapduk Emri'ye verin der. Git, ondanlar. Ona gider, Tapduk Emri'ye de hizmet et, himmetini al der. Hacı Bektaş'a bir hizmetçi gibi, yani kalır orada, korudan odun taşıma emri verirler. Tapduk Emre. Her gün Hacı Bektaş'a sırtında odun getirirmiş. Hep de doğru doğru odun getirirmiş. Bir gün sormuşlar, ya Yunus, dağda hiç mi eğer odun yok? Hep doğru doğru getiriyorsun. Bu dergaha insanın eğrisi bile giremezler. Bir rivayete göre 40 yıl derler kaldığı orada. Hacı Bektaş'ta tabi o rivayettir. 40 yıl içinde 3 cilt kitap yazar. 3 cilt. 300 sayfada olabilir. Üçüncü ciltinin son sayfasında, yaprağında, ben okudum bunu, vardı kitap, ufak kaybettik. Son sayfasında Yunus kendine der. Ey Yunus, sen bu kadar lakırtı yazdın, çizdin, söyledin. Seni sıgaya çeken bir Molla Gasım Hoca gelirdir kitabında. 200 sene sonra Molla Gasım Hoca gelir. Yunus'un kitaplarını inceler. Birinci ciltini inceler. Şeriata uygun değildir. Yaktırır. İkinciyi okur. Onu da uygun değildir. Denize attırır. Üçüncüyü okur, en son sayfasında sana rakip olan, seni sigaya çekecek olan bir Molla Gasım Hoca gelir sözünü okuyunca kendisi o zaman bir ilkindir. Bu zat der, bu Yunus ermiş birisidir. Yani yaktığı, attığı kitaplara yani üzülür,
o son kitabı bırakır gari. Kalır. Şimdi Yunus'un o gerçek kitabı ufak kitaptı. Vardı bende. Şu anda Yunus'a ait o kadar kitaplar var ki bir sürü üretmişler. O bizim Yunus değil de ikinci bir Yunus gibi bir sürü üretmişler. Ama Yunus'un kabri nerede olduğu önemli değil. Yunus'un kabri her sevenlerin kalbinde yaşıyor. Aşk olsun Yunus'a.